Atomu hep taşıyoruz. Yaşamımızın bir parçası olarak kullanıyoruz. Ama bize zarar vermiyor. Çünkü Cenab-ı Hak onun manyetik sınırlarını esrarengiz bir şekilde gizlemiş, saklamış, patlamasını engelleyecek formüllerle kilitlemiştir. Gönül de öyledir. Ama gönlün içerisindeki bu gücü bilmemizin büyük ölçüde hayatımız için, evrenin ve milletlerin hayatı için önemi vardır. Gönlün savaşı demek, şerre karşı, kötüye karşı, çirkinliğe karşı mücadele demektir, biliyorsunuz. Şimdi dikkat ederseniz toplumumuzun içerisinde inananın inanmayanın pek çok hadisede müteessir olduğunu, neredeyse dengemizin bozulup ayakta duramayacağımızı düşünenlerin sayısının büyük rakamlara geldiğini iddia edebiliriz. Demek ki bir bozulma var. Şer ve kötülükler piyasaya hakim olacakmış gibi, gelecek kuşakları eritip yutacakmış gibi bir üzüntü var. Halbuki böyle olmayacak. Olmayacak. Peki bunun olmaması için yapılacak mücadelenin temelinde ne olması lazım gelir? Yani kavga mı edelim? Sokakta dövüşelim mi? Diye hatıra gelebilecek her türlü sorunun en güzel cevabı şudur. Gönül savaşı yapın. Çünkü gönülden savaş yaptığınız takdirde şerri bulunduğu noktalarda iç dünyalarda söndürebilirsiniz. İç dünyalarında söndürebilirsiniz. Ve büyük bu gücün farkında olmadığı için insanoğlu gönlünün ne kadar değerli olduğunu, gönlünden atacağı bir iman okunun, manevi bir okun, şerri nasıl tepe taklak edeceğini bir türlü inanıp bilemediği için hep sıkılmış, kavga da dememiş, bunalımın içinde kalmış. Halbuki gönülle yapılacak bir kavga, gönül gücünü seferber ederek yapılacak bir kavga ve gönülden atılacak manevi oklar şerri bir toplum içerisinde yok etmeye yeterlidir.